birçok havalimanının kapı bölgelerine halı döşenmiştir. Bu güzel detay genellikle alçak tavanlar, rahat koltuklar ve güzel doğal ışık kaynağı gibi birkaç başka artıyla beraber gelir. Konforu bu kadar arttırmak havalimanları için daha masraflıdır. Ancak uçuşunu bekleyen yolcular için sıcak bir ortam ve hissiyat yaratmak onların kendilerini daha rahat hissetmesini sağlar. Gerçi bu yine de havalimanlarının yaptığı bir iyi niyet göstergesi değildir. Sosyal araştırmalara göre rahat yolcuların havalimanı mağazalarını gezip alışveriş yapma olasılıkları %7 ila 10 arasında daha fazladır. Dolayısıyla havalimanları yolcuların konforuna yatırım yaparak aslında kendi gelirlerini arttırmaya çalışır. Uçağınıza bindikten sonra bagajınıza ne olduğunu öğrenmek istediğiniz zaman kısa bir cevapla karşılaşırsınız. Havalimanı çalışanları kendi bölgelerini terk eden bagajların akıbetini bilmiyordur. Hatta muhtemelen umursamıyordur. Şöyle ki bagajlar otomatik olarak ayrıştırılır. Tarayıcılar valizlerin üzerindeki barkodları okuyup hepsinin varacağı noktaya göre ayrıştırır. Havalimanı bagaj taşıyıcılarının 3 ana görevi vardır. Bunların ilki bagajları kontuardan kapıya taşımak, ikincisi bir aktarmanız olduğunda bir kapıdan diğerine taşımak, üçüncüsü ise uçaktan bagaj alım noktasına taşımaktır. Bütün işleri de burada biter. Oysa bagajınız yeterince hızlı ilerlemezse aktarmalı uçuşunuza geç kalabileceği anlamına gelir. Ya da tam tersi olabilir ve valizleriniz hedefine pasaport kontrol takıldığınız için sizden daha önce ulaşır. Bir başka problem ise eski barkodları sökmeyi unutmanız durumunda baş gösterebilir. Böyle durumlarda tarayıcılar valizlerinizi yanlış ülkeye bile yollayabilir. Birçok havalimanında yolcuların yiyeceği yemeklerin hazırlandığı devasa mutfaklar bulunur. Bu mutfaklar genellikle aynı anda birden fazla havayolu şirketine yemek hazırlar. Üstelik leziz mi leziz uçak yemeklerinin yaklaşık 6 ila 10 saat önceden hazırlanmış olması gerektiğinden bu mutfaklar 7/24 çalışır vaziyettedir. Ayrıca ne kadar şaşırtıcı gelirse gelsin uçuşunuzun menüsü neredeyse 1 yıla kadar önceden hazırlanabilir. Bu birçok havayolu firması için genel geçer bir uygulamadır. Çünkü her malzemenin önemi ayrıdır ve hepsi kalem kalem giderler dizininde belirtilir. Hatta bir havayolu firması uçuşlarında sunduğu her salatadan bir adet zeytin çıkararak tam 40 bin dolar tasarruf etmeyi başarmıştır. Havaalanı çalışanları zaman zaman yolculardan ellerini bir parça kumaşa silmelerini ve özel bir makineye sokmalarını isteyebilir. Uygulama korkutucu görünse de aslında zararsızdır. Bu süreçte adı atomizer olan bir makineyle rutin bir kontrolden geçersiniz. Çalışanlar günlerine başlarken bu makineye tehlikeli kimyasallardan koyar. Makine de bu kokuları ezberler ve bir kişinin ellerinde bu kokulardan herhangi birini alması durumunda havaalanı çalışanlarını tehlike hakkında uyarır. Şanslıysanız bu hikayeyi daha önce duymuşsunuzdur. Güvenlik taramasına gelirsiniz ve birdenbire el bagajınızda uçuşa almanızın yasak olduğu bir şey çıkar. Böyle bir durumda hemen endişeye kapılmayın. Çünkü uçuştan önceki aramada el konulan her şey havaalanında 3 aya kadar saklanabilir. Üstelik bu eşyaları ülke sınırları içindeki herhangi bir yere postalatma şansınız da vardır. Güvenlik tarafından el koyulan ve geri alınmayan şeyler ise özel müzayedelerde satılır ve dünyanın her yerine teslim edilebilir. Uçuşlarınızın arasında uzun bir bekleme olacaksa dinlenebilmek için en iyi seçeneğiniz havalimanına en yakın otele gitmek olmayabilir. Onun yerine çok daha sağlam bir numara var. Havayolu firmasının ya da havalimanının VIP alanına 24 saatlik giriş satıp satmadığını bir kontrol edin. Bu tarz yerlerde çoğunlukla ücretsiz atıştırmalıklarla içecekler bulabilir ve ücretsiz duşlarını kullanıp odalarında oldukça uygun bir fiyata dinlenebilirsiniz. Birden çok terminale sahip olan bir havalimanındaysanız insanların çok da bilmediği terminaller arası yeraltı geçitlerine arayın. Mesela Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Terminal 1 ve 2'nin arasında yolcular varlığından haberdar olmadığı için çoğunlukla yalnızca çalışanlar tarafından kullanılan bir tünel bulunuyor. Kontuardan geçtikten sonraki ilk 60 dakikanın özel bir ismi olduğunu biliyor muydunuz? Altın saat denen bu süreç yolcuların istatistiksel olarak havaalanı mağazalarında daha fazla para harcadığı kanıtlanmış olan aralıktır. Havalimanındaki en rahat koltukların bu alanlarda ve doğrudan mağazalara bakarcasına yerleştirilmiş olması da sizi alışverişe çekmek için tasarlanmış zekice bir numaradır. Hakkını vermemiz lazım. Rahat bir koltukta otururken göz alıcı bir tabelaya ya da mağaza vitrinine bakmak bayağı çekici gelebilir. Zira havalimanları da tam olarak böyle düşünmenizi ister. Uçuşunuza fazladan bilet kesilmişse ve satın aldığınız biletin saatinde uçamıyorsanız acele edip size özür olarak önerilen ilk 10'a atlamayın. Hava yolları genellikle önerdikleri miktarı yeterli sayıda gönüllü koltuklarından vazgeçene kadar arttırır. Eğer bu miktar artmaz ve isteğiniz dışında uçuş dışı kalırsanız nakit para iadesi talep edebilirsiniz. Biletinizin ücretine ve maruz kaldığınız bekletme süresine bağlı olarak 1300 dolara kadar ödeme alabilirsiniz. Çoğu havalimanının profil uzmanı denen özel uzmanları vardır. Bu insanlar İngilizce aslı spot olan ve açılımı gözlemleme tekniğiyle yolcuları incelemeye denk gelen bir iş yapar.
İnsanların yüz ifadelerini, mimiklerini ve davranışlarını dikkatli bir şekilde analiz edip şüpheli şahısları tespit ederler. İşleri dudak yalamak, kaşınmak veya çevreyi sürekli kontrol etmek gibi sözsüz kaygı belirtilerini fark etmektir. Profil uzmanı bir insanın garip veya alışılmadık şekilde hareket ettiğini fark ederse o kişiyi bir teftiş için çağırabilir ve bu sayede onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için konuşabilir. Profil uzmanları hem ana koridorlarda hem de pasaport kontrol noktalarında çalışır. Sordukları alışılageldik soru, ziyaret sebebiniz nedir olur? Karşılarındaki kişinin bu soruya verdikleri cevabı kontrol ederler. Yolcu her ne kadar ağzı sıkı olsa da sakladığı bir şey varsa Ulaştırma Güvenlik İdaresi yetkilileri davranışlarındaki en ince ipucundan bile bunu fark edebilir. Valiziniz daha uçağa bile varmadan 5 adet güvenlik aşamasından geçer. Bunların bir tanesi ise tarayıcıların dışında tehlikeli kimyasalları koklayabilen özel bir köpek tarafından koklanmaktır. Köpeklerin burunlarının insanlarınkinden çok daha güçlü olduğu bilindik bir gerçektir. Hatta köpekler kokuları insanlara kıyasla 10 bin ila 100 bin kat daha iyi ayırt eder. Yani havalimanlarının bu süper algı gücünü güvenlik amacıyla kullanıp şüpheli maddeleri bulmak için arama köpeklerini işe koşmasına şaşırmamak gerekir. İşin en harika yanı ise bu arama köpeklerini sivil turdaşlarından ayırmanın imkansız olmasıdır. Havalimanlarında çalışan köpekler polis köpeklerinin aksine insanları korkutup ürkütmek için eğitilmemiştir. Zira en popüler arama köpekleri Golden Retriever'lar, Labrador'lar ve Alman Shorthair Pointer'lardır. Telefonunuzu şarj etmek için ayarlanmış noktalara götürmek pratik görünebilir ama çok da güvenli olmadığını unutmamalısınız. Eğer şarj noktası adaptörünüz olmadan sadece şarj kablonuzu bağlayabileceğiniz bir yerse siz farkına bile varmadan telefonunuza casus yazılım yüklenebilir. Telefonunuzu şarj etmenin tek güvenilir yolu bir elektrik prizi bulup kendi şarj aletinizi kullanmaktan geçer. Keza aynı endişe havalimanı Wi-Fi için de geçerlidir. 2 veya 3 noktalık kimlik denetleme yapılan havalimanları hariç güvenli olmayan Wi-Fi erişim noktalarına bağlandığınız zaman birileri verilerinizi kolayca ele geçirebilir. O yüzden mobil verinizi kullanmak her zaman daha güvenlidir. Ancak havaalanının Wi-Fi'ni kesinlikle kullanmak zorundaysanız en iyisi cihazınızdaki bütün önemli bilgileri ya temizlemek ya da şifrelemek olacaktır. Dizüstü bilgisayarınızı her güvenlik kontrolünde el bagajınızdan çıkarmak çileden çıkarıcı bir hal alabilir. Ancak havalimanı çalışanları cihazınızın içinde bir şey gizlemediğinizden emin olmak için içini net bir şekilde görmelidir. Dizüstü bilgisayarınız X ışını tarayıcısının ekranında net bir şekilde görünen bir hard disk, CD okuyucu ve diğer donanımlarıyla yarı geçirgen bir nesne olarak görünür. Ancak güvenlik memurları büyük ve yoğun bir pil gibi bazı parçaların arkasını göremez. Bir güvenlik kontrolü sırası çok uzun görünüyorsa kimlik ve bilet kontrolünden sonra etrafa bir bakınsanız iyi edersiniz. Çünkü çok daha az insanın olduğu bir kontrol noktası daha olduğunu görebilirsiniz. Havalimanlarındaki bazı kontrol noktaları terminallerin en uç noktalarında yer alabilir ve bu yüzden yolcular da onları gözden kaçırabilir. Amerika'ya girişlerde ve çıkışlarda Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi ön kontrolüne başvurmak büyük bir zaman tasarrufu sağlayabilir. Bu programa üye olmanın harika avantajları vardır. Öncelikle güvenlik ve pasaport kontrollerini aşmak oldukça hızlı bir hal alır. Ön kontrollü bir yolcuysanız ayakkabılarınızı veya kemerlerinizi çıkarmanız gerekmez. Üstelik sıvı içerikli bagajlarınızı ve dizüstü bilgisayarlarınızı ayrı tablolara koymak zorunda da kalmazsınız. Amerika'ya girip çıkmıyorsanız bile benzer hizmetlerin ülkenizde olup olmadığına bakabilirsiniz. Ekonomi sınıfında uçuyor ama bunu çok da istemiyorsanız zaten kim ister ki check-in'i çevrim içi yapabilir ve koltuk seçeneklerinizi uçuşunuzdan yaklaşık 4 gün önce kontrol edebilirsiniz. Havayolu firmaları yaklaşık olarak bu süre zarfında koltukları geliştirmeye açar ve düşük bir meblağ karşılığında hatta belki de ücretsiz bir şekilde business sınıfına geçebilirsiniz. Ayrıca havalimanına geldiğiniz zaman da geliştirmenin mümkün olup olmadığını sorabilirsiniz. Çoğu insan bu şansa sahip olduklarını unutur veya sadece umurlarında değildir. O yüzden şansınızın yaver gitmesi olasılığı yüksektir.